CHP, Çorum İl Örgütü tüm Türkiye'yi sarsan 17 ve 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda savcılığın verdiği takipsizlik kararını Çorum Adliyesi önüne koyduğu siyah çelenkle protesto etti. CHP İl Başkanı Cengiz Atlas, 12 yılda uydurma delillerle birçok asker ve sivili hapislerde çürüten AKP iktidarının kendi cephesindeki her türlü soygun, yolsuzluk, rüşveti örtmeye devam ettiğini belirterek 17 ve 25 Aralık operasyonuyla ilgili olarak verilen takipsizlik kararının da bunlardan birisi olduğunu söyledi. CHP, Çorum İl Örgütü protesto eylemi düzenleyerek adliye binası önüne siyah çelenk bıraktı. Sonucunda devam eden İstanbul Cumhuriyet Savcısı Celal Karan'ın talimatı ve mahkemelerden almış olduğu izinler neticesinde son 100 yılı ya da tarihimizin en büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu için düğmeye basılmıştır. Ancak geldiğimiz noktada Türkiye bir hukuk cinayetiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Türk kamuoyunun bildiği gibi Türkiye geçen yıl 17 Aralık'ta müthiş bir rüşvet operasyonuyla sarsıldı. Bakanlar, oğulları, üst düzey bürokratlar ve yandaş iş adamları rüşvetle suçlandı. Evlere, iş yerlerine yapılan baskınlarda milyon dolarlar bulundu. Ancak operasyonun ucu iktidara dokununca operasyonu yürüten yüzlerce emniyet mensubu, yüzlerce yargı mensubu, savcıların, hakimlerin sudan sebepler yüzünden yerleri değiştirildi, sürgünlere uğratıldı. İranlı iş adamı Rıza Zarap ve bakan çocukları dahil 53 şüpheli hakkında suç unsuru görmeyen başsavcılık bilindiği üzere takipsizlik kararı verdi. Burada şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Bilal'ın suçlandığı, küçük Bilal'ın, Bilal oğlanın suçlandığı 25 Aralık dosyasından sonra hepimizin anımsayacağı ve bildiği üzere o dönemin bakanları Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış ve Rıza Zarrab'la çıkar ilişkisi kurmakla suçlanmış ve bakanların dinlenen telefon görüşmeleri yayınlanmıştı. Tapere'de Zarrab'a senin önüne yatarım dediği iddia edilen Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in evinde yüklü miktarda para, para kasaları ve hatta para sayma makineleri bulunmuştu. Bakan Zafer Çağlay'ın oğlu Kaan Çağlay'ın da gözaltında alındığı baskında Barış Güler'in evinde para sayma makinesi de çıkmış, her ikisi de rüşvete aracılık yapmakla suçlanmıştı. Dönemin Halk Bankası Genel Müdürü olan Süleyman Aslan'ın evinde yapılan baskında ayakkabı kutuları içerisinde gizlenmiş destelerce 4,5 milyon dolarla yine üst düzey bir bürokratın evinde bulundu ve devletin güvenlik görevlileri tarafından da el konulmuştu. Önce savcılar değiştirildi. Dosyaların üstü kapatıldı. Yolsuzluk ve rüşvetle suçlananlar yargıç karşısına çıkarılmadan AKP'ye yakın savcılar tarafından kurtarılmış oldu. 53 kişi hakkında usulüne uygun delil toplanmadı ve suç unsuru oluşmadı gerekçesiyle ve herhangi bir örgüte mensup olmadığı gerekçesiyle de kovuşturmaya gerek duyulmadığına dair karar verildi ve bağımsız yargı zedelendi, yaralandı. İleri demokrasi, yasama, yürütme, yargı etlerinin tek elde toplanması olarak anlaşılıyor olsa gerek ki bunca somut veriye karşı iktidar eliyle bu kararı çıkarabilecek bir yargı ve bir yargı dizisi oluşturabilmiştir mevcut iktidar. Rüşvet ve yolsuzluğun bu denli alevi içinde yaşandığı bir dönem daha görülmemiştir Türkiye'mizde.
12 yılda uydurma delillerle birçok askerimizi, polisimizi, üst düzey bürokratımızı, sendikacımızı, gazetecimizi, politikacımızı Silivri denen toplama kampına sokan iktidar ancak tarihin en büyük yolsuzluk operasyonunda o kadar delil, tape, ses kaydı olmasına rağmen kendi elleriyle kendi yandaşlarını katlamış durumdadırlar. Buradan soruyoruz. Madem 17 Aralık ve 25 Aralık'ta herhangi bir rüşvet ve yolsuzluk operasyonu yapılmadı ise, herhangi bir suç unsuru bulunmadı ise, herhangi bir örgüt yapısı görülmediyse 4 tane bakan neden istifa ettirildi? 3 tane bakan çocuğu neden hapse girdi? Üst düzey bir kamu bankasının genel müdürü neden hapse girdi? Buradan hükümete, buradan iktidar yöneticilerine, bakanlara, başbakana, hatta kendini başbakan gibi gören cumhurbaşkanına bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. Eğer 4 tane bakan rüşvete ve yolsuzluğa bulaşmadıysa o bakanları acilen görevlerine göndermeliler diye düşünüyoruz. Burada kendileri de bakanlarının ve bakan çocuklarının rüşvete ve yolsuzluğa bulaştığına dair karar vermiş olacaklar ki 4 tane bakanı başbakanın talimatıyla da görevden almışlardı değerli arkadaşlar. Şu unutulmasın, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Belki bugün yandaş yargıçlar, yandaş savcılar sayesinde bu dosya kapatılmış, takipsizlik kararı verilmiş ve adliyelerin tozlu raflarından kaldırılmış olabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki, şu bilinmelidir ki bu yapılan yolsuzluklar, bu yapılan rüşvetler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenler elbet bir gün bağımsız yargının önüne gelecek ve hesap vereceklerdir.